Günümüzde insanlar artık neredeyse her şeyi internet üzerinden alarak günlük hayatlarına devam ediyor. Bu alışkanlıklara son yıllarda altın da eklendi. Vatandaşlar son yıllarda internet üzerinden normal fiyatından daha ucuza ve taksit yöntemiyle altın almaya başladı. Ancak vatandaşlar 10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı, kar ettim diye düşünürken aslında ağırlıktaki fark nedeniyle zarar edebiliyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. İnternet üzerinden altın alanların büyük sorunlarla karşılaştığına dikkat çeken Karlık Kuyumculuk Satış Görevlisi Çetin Bozkurt şöyle konuştu. Son zamanlarda bize de bu tarz olaylar geliyor. Malum bu yıllarda insanların büyük bölümü internetten alışveriş yapıyor ve büyük bölümü de büyük sorunlar yaşıyor. Ama şu da bir gerçektir ki kuyum sektörü çok farklı bir şey. Geleneğimizde de vardır. Bütün ailelerin, bütün insanların bir kuyumcusu vardır. Düğününde, önemli günlerinde alışveriş yapmaya özellikle o kuyumu seçerler, o kişileri seçerler. Güven içinde alışveriş yapar. Herhangi bir sorun çıktığında da tekrar kapısını çalar ve sorununu giderir. Ama internette maalesef bu tarz bir koruma sistemi yok. Alışveriş yapıyorsunuz ama yaşayacak olduğunuz ya da yaşamış olduğunuz sorunu giderebileceğiniz bir muhatap bulamıyorsunuz. Bundan dolayı real olarak herkes kuyumcusundan alışveriş yapsın. Hizmeti en iyi aldığı noktada, iyi fiyat bulduğu o noktada alışverişini yapsın. Ben bunu öneririm. Ve dolayısıyla bu tarz sorunları da aşmış oluruz yani. İnternette efektli seçimler, görüntülerden ürün seçmiş. Gelince çok büyük sürprizlerle karşılaşmış. Yani gördüğü görüntüye ait bir ürün bulamamış. Gramı farklı çıkmış. Ya da problemli gelmiş, geri iade edememiş. Ya da problemini giderememiş. Son zamanlarda daha çok sık yaşıyoruz bu sorunu. Altın fiyatları son dönemde artış gösteriyor. Biliyoruz zaten yıllardan beri, son 3 yıla da baksanız şu an en iyi getiren yine altındır. Faizden, dolardan daha iyi getiren altındır. Şu an 300 lira dayandı. Geçenlerde bir 300'ün üzerini denedi. Tekrar bir geri yapmıştı ama şu an yine 300 ve 308, 310'u gördü. Beklentimiz 350'leri görebilir diye bir beklentimiz var. Biz her zaman bir kenara altın atarız. Biz buna devam edelim. En kötü günümüzde yine en iyi kazanmış şekilde, en güvenli şekilde yatırımda, kazançta altında olacaktır. Bu devam edecektir. Özyer Kuyumculuk Satış Sorumlusu Hüseyin Ekiz de internetten altın alanların pişmanlık yaşadıklarını söyledi. Bildiği kuyumculardan almak, altın zaten güvendiğiniz bir yerden almanız her zaman için daha güvenilir ve sağlam olur. Normalde internet alışverişlerinde gramlarda oynama ve ayarlarda oynama yapabiliyorlar. Artı bir de fiyat olarak da çok abartı fiyatları var ama halkımız internette taksit olayı falan olduğu için internete yöneliyor ama daha sonra da pişmanlık yaşıyor. Bazen böyle olaylarla karşılaşıyoruz ama normal Fethiye'de normal esnaflarımızdan öyle bir sıkıntı, herhangi bir alışverişte sıkıntısı olan müşterimiz yok. Altın fiyatları orta vadede yine yükselir diye düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde bir altına talep olduğu için, artı bir de bu Suriye olayları falan ister istemez savaş olayları altının onsuna yansıyor ve bu nedenle de altın her geçen gün yükseliyor. Uzun vade için en güzel yatırım altın.